Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir gece videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, New York'a geldik. New York'u geziyorum, tozuyorum. Şimdi gece hayatı diyorsunuz, merak ediyorsunuz. New York'un en baba hookah lounge dedikleri, yani bizdeki nargile kafelerden bir tanesine gideceğim. Ama bu nargile kafe bildiğiniz nargile kafeler gibi değil. Ben videoya başladığım için hemen ambulans geliyor, ses olmaya başladı tabii doğal olarak. Benim çektiğim videoda ses olacak aga, ses olmadı mı olmaz. Allah şifa versin. Dediğim gibi çok farklı bir konsept. Türkiye'deki nargile kafeleri, nargile lounge'ları biliyorsunuz zaten. Oturuyorsunuz, bir müzik çalıyor tıngır mıngır. Çaylarını içiyor insanlar, nargilelerini içiyor falan filan. Benim çok sevdiğim bir şey değil. Emir kulakları çınlasın, Ankara'dan kardeşim buraya geldiğinde beni birkaç kere götürdü. Ortamı, arkadaş falan sohbet olunca güzel gidiyor, değişik oluyor. Ama Babylon gerçekten bu New York'taki, daha doğrusu Amerika'daki en değişik konseptlerden bir tanesi. Herkes de bunlardan tırtıklamaya çalışıyormuş. Tavsiye ettiler, geldim. Sağ olsun takipçilerimiz zaten. İşletmecisi de Ali. Biraz orada tanışacaksınız zaten, göreceksiniz. Bir kere Türk yok. Arap yok. Ondan sonra Orta Doğulu kimse yok. Hep Amerikalıların geldiği bir yer. Bir de çok fazla ünlünün geldiği bir yer. Shaquille O'Neal'ından işte futbolcularına, bütün Amerikan futbolu oyuncularından, basketbolcularına, DJ'lere, modellere, Rihanna'sına kadar hatta bol bol böyle ünlülerin geldiği bir yer. Ben duyduğumda hadi lan dedim, niye bir nargile lounge'a bu kadar insan gelsin falan. Meğer ortam tam bir club ortamıymış. Deliriyormuş sonra. Şimdi burayı görüyorsunuz böyle, saat daha erken. Saat şu anda 7 akşam. Birkaç saat sonra buradaki kuyruğu zaten size göstereceğim. Dedim ki kuyruk olur mu dedim. Falan dediler. Şimdi bir içeri göstereyim size. Ondan sonra da ortamı zaten göreceksiniz ilerleyen saatlerde. Baya bir ortam olacak. Buyurun, Amerika'nın bütün ünlülerin geldiği hookah lounge'ı, nargile kafesini beraber gezelim. Ali kardeşim, ne haber? Ne haber, nasılsın? Çok şükür, seni sormalı. Sağ olasın. Baba, içerisi ortam karanlık. Gir sok bizi, bir dolaştır. Bir görelim. Evet. Efendim. Gördüğünüz gibi değişik bir ortam. Bütün hookah'lar böyle. Masalar üzerinde. Kızlar, mızlar. Hepsi de Amerikalı tipler. Gayet böyle. Gördüğünüz gibi. Ali, bayağı büyük bir yer ya. Bayağı büyük. Değil mi? Şimdi bizi özel tarafa alıyor Ali. Sağ olsun. Biz de böyle bir farklı bir yere geldik. Oh yeah. Gördüğünüz gibi bu sahneyi ve de bu sütunları filmlerden illaki tanıyanlarınız vardır. Bir şöyle bir gözünüz aşina olmuştur. Bir düşünün bakalım hangi film olabilir. Abicim, burası özel bölüm mü? Burası club bölümümüz. Club bölümü. Club bölümü. Burası diğer lounge taraf bölümümüz. Ha, burası lounge bölüm, bizim demin girdiğimiz. Evet. Burası club bölümü. Club. Baba, bize bir anlat. Gel şöyle aydınlığa doğru gidelim. Şimdi şu anda burası girilmiyor, doğru mu? Girilmiyor. Şu anda kapalı. Şu an kapalı. Niye? Club bölümü saat 10'dan sonra açılır. İlk başta insanlar hookah içmeye, işte akşam yemeği yemeye gelirler. Şu an demin gördüklerimiz hookah, yani nargile yapıp yemek yiyen tipler. Evet. Tamam. Oranın ortamı da saat 10'dan sonra değişir. Yani orası da bir nevi club'a döner ama oraya ufak club diyebiliriz. İki salonlara farklı müzikler çalar. İki salonlara farklı DJ'ler vardır. İnsanlar daha çok seçeneklerine göre hangi odada kalacaklarına karar verirler. Ona göre rezervasyon yaparlar. Bu arada bakmayın böyle mütevazı olduğuna. Kapıdan çok adam yolluyorlar, çok artistler ha. Yani böyle şey yapmayın yani. Kendileri mütevazı. Girmek kolay değil. Ha, 10 numara. Bana dedi ki abi onu yolluyoruz mu? Ya dedim, niye yolluyorsunuz? Öyle herkese almıyoruz dediler. Yani bayağı da ünlü geliyormuş. Ben duydum, dedim ki lan ne işi var o kadar ünlü dedim. Hookah Lounge dedim, nargile kafe dedim. Meğer geliyormuş ya la, ben nereden bileyim? Yine hookah lounge deyince senin gibi şaşıranlar çok oluyor. Ben şaşırdım gerçekten. Bizim ufak kapıdan giriyor, bakıyor. Yani erken gelirse bakıyor, diyor ki mütevazi bir yer. Yani dinirdir, işte nargiledir, içeriz, otururuz, gideriz. Geç vakit geldiği zaman bakıyor çok kalabalık. İşte ufak mekan, yok kalabalık. Ama içeri girip sağa yapıp döndüğü zaman suratları zaten böyle bir kalıyor. Kama şaşırıyor. Abi, tabii robot de mobot çıkıyor burada gece böyle. Abi bildiğin kocaman robot. Saksofoncu var galiba bir tane. Saksofoncumuz var, kemancımız var, kemancı, dansçılarımız var. Abi şu bir etrafı gezelim. Tabii. Bir de şu özel lounge, millet geldiğinde falan nereye alıyorsunuz? Bize bir gösterin abi. Bize de bir küçük ünlü muamelesi yap baba, niye böyle yapıyorsun? Tabii. Düşük ünlü. Öyle olsun bizimsin. Şimdi ünlülerimiz geldiği zaman
genelde bunlar işte Shaquille O'Neal olur, Kemba Walker olur, Sierra olur, Fisher olur. Yani kim müdavimler buranın mesela? Buranın en büyük müdavimi Shaquille O'Neal. Geliyor burada cuk cuk cuk. Sürekli geliyor. O kendisi New York'ta yaşamaz ama ne zaman New York'a gelsin ki ne zaman dediğim gibi yani ayda en aşağı 3 kere gelir. Havalimanından direkt buraya gelir. Buradan direkt havalimanına gelir. Allah Allah. Yani o derece değil. Ya ben şöyle Ali'nin telefonunda Shaquille O'Neal'la mesajlaşmalarını görene kadar inanmıyordum. Harbi bildiğin mesajlaşıyorlar böyle WhatsApp arkadaşı şeklinde. Burası Royal VIP diye geçiyor. Royal VIP pardon özür dilerim. Yani mekanı girebilmeyi başarırsan buraya girmek ayrı bir problem. Havan batsın Ali, havan batsın. Hava. Şimdi gerçekler değilim buna. Tamam doğru eyvallah. Efendim burası gördüğünüz gibi DJ setup'ının olduğu yer. Buradan böyle tıp tıdı tıp tıs çalıyorsunuz. Şurası doluyor tabii. Işıklar mışıklar yukarıda robot ışıklar falan filan coşturuyor milleti. Ondan sonra burası da böyle ünlülerimizi ağırladığımız yer. Ünlülerimizi ağırladığımız Royal VIP dediğimiz. Evet, private area. 5-6 tane masa var galiba burada değil mi? O kadar. 5-6 tane masa var. Şöyle bir aynası var. Ondan sonra böyle güzel bir ekranı var. Öyle bir yer Türkiye'de de yok. Ya böyle bir club tarzında, lounge tarzında bir yer Türkiye'de de yok. Benim bildiğim yok yani. Burada da yoktu. Size kadar. Şöyle oldu. Babylon bu tip yani hookah lounge diyelim. Adı hookah lounge geçiyor. O yüzden de ilk sefer geldiğimde... Ben de nargile kafe diyorum ama nargile kafe değil. Aynen öyle. İlk sefer nargile club kafe karışık. İnsanlar o mantıkla geliyor. Evet. İçeriği görünce birden şaşırıyorlar. Yani inanılmaz şaşırıyorlar. Tepkiler değişik olabiliyor. Biz nargile veya hookah lounge olayına yeni bir level kattık. Yani Amerika'nın o kesmin eğlence anlayışıyla bizim kendi eğlence anlayışımızı birleştirdiğimiz zaman böyle bir şey ortaya çıktı. Şöyle ufak tip, masaüstü tip hookah'ınız var mı? Var. Bir tane getir abi, fokurdatalım sana soracak bir ilk sorum daha var. Neli içersin? Ne bileyim ben, neli içeyim? Bende 70 çeşit var, sen söyle. Ne? O zaman bana bir karışık yap, 150 gram falan. Ne bileyim ben abi. Şöyle bir şey getir ya, nereden bileyim ben? O zaman ben sana benim en beğendiğim Çerimin mojito bez getirdim. Yani kiraz, nane, altı da mojito. Hadi bakalım. Ramlı. Gelsin. Tamam, eyvallah. Eyvallah. Evet efendim. Nargilemiz geldi. Thank you. Thank you. Bu nargilemiz geldi baba. Kiraz, naneli, altında mojito dediğimiz içkimiz var. Yani ramlı. Ramdan yapılan şeker, tamam. Nane gibi. Peki. Üstünde bu de közü yanıyor. İster gibi. Yavrum benim. Şimdi bunu direkt cop burada atacağız. Aynen öyle. Aa, bu küçüğü mü oluyor? Yavrusu mu bu? Bar için. Bar için. Ha, barda şimdi takılıyor adam bununla. Barda uzun hukuk olduğu zaman insanlar dans ediyor burada. Gece göreceksin. Şöyle burası, tepeye kadar. Burası öyle normal adam geldi hukasını içti. O, öyle bir... Sen akşi gece ortamı göreceksin burada. Dövüşükmüş lan bu. Değişik. Çok değişik. Hakikaten bir dövüşükmüş ya. Bak bunu sabaha kadar cop burada atıyor mu adamlar burada? Aynen öyle. Yani enteresan. Bunu çabuklatırken diyeyim, hem dans ediyor. Yani club müziği çalıyor. Evet. Yani zaten burada yerinde duran adam giremez. O yüzden hukaların boyu ufak. Çünkü adam dans ederken tutuyor elini bir çekiyor, huka aşağı düşebilir. Ha, o yüzden doğru. Bu güvenlik amaçlı, onun boyunu ufaltık biz. Peki baba sana bir şey soracağım. Buraya niye millete almıyorsunuz? İki erkek geldim ne olur? Şimdi bunun sadece erkekle alakası yok. Şimdi damsız alma muhabbeti Amerika'da genellikle yok çünkü. Amerika'da yok. Damsız. Evet. Bunun damsızla alakası yok. Şimdi Babylon'a gelen, Babylon'a her kesimden insan gelir. Babylon'a ünlüler gelir, zenginler gelir, orta kesim gelir, normal yani her kesimden insan gelir. Bizde bir de iki, yani mesela bir gecede 4 tane DJ'miz var. Öyle mi? Tabii 2 tane odamız var. Yani çok farklı müzikler çaldığı için farklı kesimler geliyor ama bizim amacımız içerideki kalabalığı temiz tutmak. Ha eyvallah. Benim yani şu şimdi abartmayalım. Yani bizim gece zaten görürsün, kapıdaki kuyruğu görürsün, geri çevirdiğimiz insan sayısını görürsün. İlk başta tabii amaç her zaman para kazanmaktır ama ilk başta benim senin burada eğlenmek istediğinden emin olmam lazım. Abi duman fazla geldi pardon. Abi ne dumanmış ya. Aynen öyle. Fazla. İyidir. Evet güzel ama tadıma da bir değişik yani. Bu benim en sevdiğim. Evet güzel. Flavor'la. Peki baba mesela buna kaç lira yazıyorsunuz burada? Şimdi mesela şu içtiğin hookah, dediğim gibi bu ramladır. Mesela bu hookah 45 dolar. 45 dolar. Aynen. Bar tipi olan. Fark ediyor mu bar tipi? Fark etmez. Oturuyorsan büyüğü. Zaten masa olayı burada yani şu gördüğün şu club ortamında masa olayı burası komple şişe diye tabir ettiğimiz bölüm. Bölümdür.
Hani buraya gelen insanlar zaten... Şişe açacak yani buraya geldiğinde. Ha, baba öyle bedavaya yok. Şişe açacağım. Şişe açmadın mı sıkıntı. Barda takılabilirsin. Barda takılabilirsin. Ama yine odada bir şişen olsun ya mutlaka, aynen, değil mi? Sen şimdi hani iki erkek geldik. Hani almadığınız gibi bir şey söyledin ya. Burada Babylon'da şöyle bir durum var. Babylon'da hatun sayısı cidden çok fazla. Vallahi müşteri olarak. Eyvallah. Şimdi bizim burada toplam 68 tane müşterimiz var. Burada tanışıp evlenen. Hadi canım. Aynen öyle. Hani evlilik teklifini burada yapan. Allah Allah. Mikrofon vereyim. Ama şöyle de bir durum var. Bu müşteri kaybına sebep oluyor. Niye? Evlendikten sonra hatunlar elemanları buraya göndermiyor. O da güzel. Benle gideceksin diye. Yalnız Babylon, yalnız gidemezsin oraya diye. Babylon olduğu zaman evet bir kafeydi. Doğrudur. Ondan sonra biz bunu değiştirelim dedik. Hani kendi deneyimlerimizden kattık. Dediğim gibi kendi kültürümüz, yani Middle East'in kültürü diyelim. Orta Doğu kültürü diyelim. Orta Doğu Amerika kültürü sentez yaptınız yani. Aynen öyle. Yani buraya geldiğin zaman şöyle bir durum var. Sen Babylon'a, ben Babylon'a bir yemek yiyeyim veya bir hookah için diye geldiğin zaman senin çıkışın sabah 4 oluyor. Vallahi mi? Çünkü aradığın her şeyi buluyorsun. La beni bugün kaçta salacaksın Ali? Doğru söyle. Vallahi sen misafirsin 5-6'yı bulur. Ha, kelepçedeyiz ha. Çorbacıya da gideceğiz belli oldu. Kelepçedeyiz. 5-6'yı bulur. Eyvallah baba, sıkıntı yok. Bugün de böyle olsun, ne yapalım yani. Eğlenece ok. Yapacak bir şey yok. Hep gömece ok değil. Biraz da eğlenece ok yani. Dediğim gibi biraz adam nargile için diye gidip gidiyor. Bir bakıyor sabah 4 olmuş. 4.30 olmuş. Adam evine gidiyor. Yani ondan sonra her hafta buraya, her hafta buraya. Babylon'da aradığından fazlası var insanlar. Güzel. Zaman. Süper abi. Burada şimdi abi zencisi var, o su var, bu su var. Ünlülerin kaprisleri var, falanları var, evet, filanları var. Abi nasıl oluyor bu işler? Ya Türkiye'deki mekanları, mekancıları biz biliyoruz. Yani az çok insanlar görüyor, biliyor. Evet. Burada mesela adamlar problem çıkartıyor mu, sorun oluyor mu? Hesaba itiraz oluyor mu falan, ya da hesabın üstünü çizip tekrar yolluyorlar mı bizim Türk style'a? Oluyor mu böyle şeyler? Oluyor. Ama genelde bizde burada problemler kapıda olur. Çünkü biz adam ayıklarız. Eyvallah. Yani en başında dediğim gibi sen buraya gelirsin ama senin içeri girmen, o senin bana tavrına, bana konuşmana, senin yani giyim kuşam da önemlidir ama daha çok senin psikolojik durumuna, senin hal hareketlerine, senin sarhoş olup olmadığına. Selamun aleyküm, bize masa açın diye geldiğin zaman ne olur? Giremez. Hay WhatsApp hay falan diye geldiğinde o da olmaz. Yani normal gelir yani bir insan, çünkü bizim asıl yani her yerde olduğu gibi insanın her zaman önemli olan insan için güvenliktir. Tabii. İnsan ev alırken de güvenlik. Kaç güvenlik çalışıyor abi burada? Bizde toplamda 17 tane güvenlik var. Vay maşallah. Hepsi uzun boylu zenci babalar mı? Zencisi var, Arabı var, Türk var. Görünce korkuyorsun şöyle yani. Yani Amerikalısı var. Yani korkutanı da var, sevecen olanı da var ama... Ama yine boy zebellak gibi tabii. Yani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse şu ana kadar bizim güvenliğe içeride hiç ihtiyacımız olmadı. Güzel. Yani çünkü gelen insanın amacı belli, eğlenmek. Ufak tefek problemler çıkar. İşte dediğin gibi hesabı itiraz. Tabii canım, her mekanda olacak şey. Adam mesela Babylon'un çok fazla regular müşterisi var. Sürekli gelen. Çok fazla var. Bunlar bazen kapris yapabilir. Çünkü der ki adam ben buraya der haftanın 5 günü geliyorum, 4 günü geliyorum. İşte ben masayı istedim, bana masayı vermedin. Şurayı yapma. Veya garsondan ben bir şey istedim, bana bunu yapmadı. DJ işte ben şarkı gönderdim, bana çalmadı. Peçeteye yazdı falan diye. Peki mesela bak, Türksün. Türkiye'de yaşamışlığın var. Tabii. Burada yaşıyorsun uzun zamandır. Kaç? 10 yıl oldu mu burada yaşayalım? Toplamda 13 yıl oldu. 13 yıl oldu. İşte orada da mekanları biliyorsun. Burada da bu mekanı, başka mekanları da biliyorsun. Farklarını aynen, mekancı olarak söylersen böyle aklına gelen, mesela burada asla şu olmaz ya da burada hep bu olur dediğin. Burada yani mekancı burada daha rahat. Kanunlardan dolayı. Kanunlardan. Çünkü burada en güçlü şey kanundur. Evet. Burada biraz öyle bir sıkı burası kanun durumu var. Evet. Hani burada sen öyle geleceksin, işte sen, mesela diyelim, sen geldin kavga çıkaracaksın değil mi? Senin burada kavga çıkan, bak biz 34'teyiz. Benim hemen iki blok ötem Empire State. En çok korunan yerlerden en bir tanesi. Korunan yer. Senin burada bırak kavga çıkarmayı. Senin şurada ağzın çıktığı kadar bağırdığın an senin paket olman 2 dakikayı bulmaz. Hemen bak mekancı ağzına geldi. Paket olman 2 dakikayı bulmaz. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Ne diyorlar? Tutuklanmak mı? Tutuklanmak. Paket olmak. Alıntı olmak. Yani aynı. 2 dakikayı bulmaz. Çünkü bu hem mahallenin güvenliği açısından, evet,
hani polisi biz genelde yani biz ya zaten genelde, polisler burayı biliyordur büyük ihtimalle artık tabii yani. Bilmez olurlar mı? Tabii. Yani sürekli geçerler, kontrol ederler. Sadece biz değil, diğer mekanlar da bakarlar. Sonuçta biz alkol satıyoruz. Tabii. Yani alkol satılan yerlerde güvenlik en üst seviyede olmalı. Doğru. Çevresinden en üst seviyede. Silahla kimse giremez. Silahla kesinlikle giremez. Polis dahi olsa giremez. Ben yani geldim zaten, bilmem kimin oğluyum biliyor musunuz lan dediğinde. O babanın problemi. Bu cevap ben güzel. Çok da öyle cool cevap ha, o babanın problemi. Yani o bizi bağlamaz. Eyvallah. Sen yani sen ben şunun oğluyum, ben bunu tanıyorum. Bu Amerika'da geçmez. Eyvallah, sökmez. Evet. Yani Türkiye'de geçebilir. Belki Türkiye'de hani olur olmaz. Biraz daha baskıcıdır, öyle söyleyeyim sana. Burada öyle bir şey olamaz. Ben son gittiğinde şahit oldum. Artık çoğu mekana silah falan şey silahla almıyorlar. Alınmaması. Çoğu mekana almıyorlar. Ama kaçak göçek illaki vardır. Ya kaçak, şimdi sen burada çok sıkı tutuyorsun bu işi ama New York'un birçok yerinde illaki girilen yerlerde vardır. Var. Söker yani ben bilmem ne savcısı ne olayım dediğinde illaki girebiliyordur da. Şöyle düşünmek lazım. Biz içeride mesela bizim bizde güvenlikler üç ayrılır. Erkek güvenlikler vardır, bayanlar vardır ve undercover dediğimiz gizli. Gizli güvenlikler vardır. Şimdi sen içeri girmeden bir kere aranırsın. Bunu isterse ister. Bu müşteri kaybına belki neden olabilir ama umurunuzda değil diyorsun. Senin arkadaşlarının ve ailenin güvenliği önemli daha değil. Doğru. Ve bu aynı şekilde benim için de geçerli. Burada çalışan herhangi bir insan için de geçerli. Burada bu arada 8 milyon insan yaşıyor New York'ta. Los Angeles'ta 4 milyon insan yaşıyor. İki katı. Yani tabii gerçekten. Ve New York'ta çok çeşit insan var. Evet. Her yerden insan her var. Her yerden var. Yani şöyle düşün. Türkiye'deki insan bir Türk'le nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Ben Türk'üm. Doğrudur. Türkiye'lisin, karşındaki Türk. Neyi sever, neyi sevmez. Nasıl sinirlenir, neye sinirlenmez. Bunu az çok. Bam telin neresidir değildir. Burada her yerden adam var. Hangi birinin nereden ezberliyim arkadaş? Aynen öyle. Senin çok kızabileceğin şeyi adam gülebiliyor. Türkiye'den birik gelenler de oluyor mu? Adam uçaktan iniyor, bavuyla geliyor. Ben müşterilerim var. Kaliforniya'da iş yapanlardan mesela. 6 saat uçakla ya. Gelince anam ağladı ya. Adam direkt o bavulu alıyor. Direkt buraya geliyor. Kapıya geliyor. Nasıl bunları bir merak bu arkadaş ya. Bunları direkt Koçak'a bırakır mısın diyor. Bazısı inan bana adam uçaktan iniyor telefon açıyor. Ben diyor bir saat sonra oradayım benim diye atıyorum işte naneli bir hukuk hazırlar mısınız? Allah öyle Allah. Öyle bir şeyler var. Enteresan. Ki Los Angeles'da da var yani hukuklanışlar. Ama işte. Buradaki ortam farklı. Ortam doğru. Da farklı. Aynen. Kalite de farklı. Doğru. Öyle diyeyim. Hani bizim iş yeri sahibimiz, ben de dahil olmak üzere, biz kaliteye çok önem veriyoruz. En güzeli zaten o. Bizim kalite az, kaliteyi çeker her zaman. Bizdeki amaç şu, sen gelip burada 1001 zorlukla kazandığın parayı benim mekanımda harcıyorsan, ben sana bir şeyler veririm. Sen buradan memnun ayrılıyorsun. Ben onun hakkını vermem. Doğru. O yüzden bizde bu şikayetlerin olay genelde, bizde kaprisi olur, doğrudur. Çünkü sen artık bir yere gittiğin zaman aile gibi olursun. İsterse de yani seni ister karın, ister sevgilin, ister karın, herkesin kafesi vardır. Onlar tabii, tabii. Da öyle oluyor, onlar kafesi. Ama bizde şikayet en minimum seviye. En iyi kimse olamaz, ancak en iyiye yaklaşabilirsin. Biz de sürekli en iyiye yaklaşmaya çalışıyoruz. İster bu yemek servisinde olsun, ister nargilede olsun, ister içecekte olsun, isterse eğlencede olsun. Nerede olursa olsun. En iyiye yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu sefer insanlar mutlu oluyor. Şimdi efendim, sevgili Ali teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın, Allah razı olsun. Biz eğleneceğiz. Siz zaten görüntüleri gördünüz. Yolunuz buraya düşerse bu deneyimi yaşayın derim. Gerçekten yaşayın derim yani. Eğlenmek hafif kalır. Evet, bence de eğlenmek hafif kalabilir. Şey. Doğru. Gelin Babilon'a Ali'yi de bulun. Selamımı söyleyin. Nargilinizi alın. Böyle eğlenece olup izleyin. Kendinizi buraya bırakın. Doğru mu baba? Doğrudur baba. Eyvallah. Senin adını veren. Eyvallah, açarım kapıyı. %1 indirim var. %1. Efendim, umarım video hoşunuza gitmiştir. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.